Şimdi neden bunlar böyle? Bu rakamlar neden böyle? Hemen dönüp soralım yeniden yatırıma. Tonguç Erbaş olacak karşımızda. Tonguç Erbaş merhaba. Nasıl yorumladınız veriyi? Euro dolar olan etkisine nasıl bakmak lazım? Evet Gökhan, aslında tarım dışı verisi haftanın son gününde herkesin dikkatle takip ettiği bir veri olarak karşımıza çıkıyordu, ama biraz önce senin de söylediğin gibi hem işsizlik tarafında hem saatlik kazançlar, ücretler tarafında da hem beklentileri karşılayan tarım dışı istihdamda da beklentilerin üzerinde bir veri açıklandı. Aslında bunun dünkü ECB kararı ve Draghi açıklamalarına nazaran biraz daha piyasalar tarafından sakin karşılandığını görüyoruz. Bu bağlamda özellikle dünkü açıklamalarda parite üzerinden değerlendirme yaparsak 1.11'den gelen bir euro dolar paritesinin 1.05'li seviyelerde yüksek bir beklentiyle Avrupa tarafından fiyatlandığını gördük. Hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de Draghi açıklamalarından beklendiği kadar yüksek montanlı bir piyasayı etkileyecek haberlerin gelmemesiyle birlikte sert bir yukarı hareketi görmüştük. Biraz da abiyani tabirle piyasalar biraz terse düştü diyebiliriz. Bugünkü tarım dışı istihdam verisi de dünkü parite hareketinden sonra nispeten beklenti ölçüde geldi ve önümüzdeki daha doğrusu FED tarafından yapılacak toplantıya 8-9 günlük bir iş günü olduğunu düşünürsek buraya biraz daha temkinli yaklaşmaya çalışacaktır yatırımcılar. Parite üzerinde de daha önce 1.0950 olan direnç seviyesine doğru hareketleri görmeye devam ediyoruz. Özellikle bu seviye geçilmediği sürece 1.08-1.0950 seviyeleri arasında hareket etmeye devam edecektir. 1.0950'nin üzerinde ise 1.11'e doğru senin de belirttiğin yeni alıcıların gelmesiyle birlikte bir hareket görme ihtimalimiz var. Artık önümüzde bir buçuk haftalık bir FED faiz kararı beklentisi bizi bekliyor olacak. Tamam, kısaca dolar TL'yi de değerlendirelim mi? Burada 90.000 üstüne çıktık, tekrar 90'a geldik. Ne kadar etkili oldu veri sence? Evet, veriden sonra aslında hem dolar tarafında hem ABD 10 yıllıklara baktığımızda dediğim gibi nispeten yukarı aşağı kısa süreli hareketler olsa da şu an için dolar endeksi 98 seviyelerinde. Bu da tabii ki bizim paritede de dolar TL paritesinde de 2.92'ye doğru bir hareket kısa süreli olmasına rağmen tekrar 2.90 bandına bizi çektiğini söyleyebiliriz. Ama yurt içinde ve özellikle yurt dışı borsalarda son birkaç gündür yaşadığımız, daha doğrusu ECB'nin kararından sonra yaşadığımız aşağı yönlü hareketlerin bizim içeride hem borsamızı hem tahvil tarafımızı çok etkilemediğini, hala 73.500 seviyelerini görmemize rağmen 74.000 seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Paritede de kritik seviye 2.90 gözüküyor. Aşağıda 2.88 seviyesini destek olarak takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta FED, daha doğrusu 1,5 hafta içerisinde FED kararını beklerken Rusya ile olan ilişkilerimiz ve bu akşam Moody's'den gelecek haberi de paritenin içinde önümüzdeki hafta fiyatlayacağız gibi gözüküyor. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ve yatırım görüşleri bu şekilde.